kaynağı törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD bize yaptırım uygularsa İncirlik ve Küreci'nin kapatılması gündeme gelebilir mesajı vermişti. Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız. Kapatılması gerekiyorsa Küreci'yi de kapatırız. ABD Kongresi'nden yaptırım kararı çıktı ama İncirlik ve Küreci konuları gündeme gelmedi. Karşı adımsa ABD'den geldi. Adana'daki İncirlik Amerikan üssünde çalışan Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı. Amerikalı şirketin 20 Şubat'a kadar 830 Türk işçiden 424'ünü işten çıkaracağı duyuruldu. Türk Harp İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akal'ın Amerikalı şirkete tepki gösterdi. 20 Ocak 2020 Pazartesi itibariyle ABD'li işveren Vectrus şirketi İncirlik Hava Üssü'nde çalışan sendikalı 424 kişinin iş akdini feshedeceğini sendikamıza ve bölge çalışmaya tebliğ etmiştir. Tebliğ ettikleri yazıda bu işlemin 20 Şubat 2020'de tamamlanacağını bildirmiştir. Bu çalışanların 32'sinin bayan, 392 kişinin ise erkek çalışan olduğunu belirttiler. Biz Türk Harbi Sendikası olarak bu çıkışların etik olmadığını ve içerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda insanların çok kötü etkileneceğini kendilerine ilettik. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Toplam çalışanın 890 kişi olduğu bir yerde 424 kişinin iş akdine feshedilmesi toplu bir işçi kıyımını işaret ediyor. Biz ABD'li işvereni daha duyarlı ve gerçekçi olmaya davet ediyoruz. ABD'li işverenin böyle bir tutumdan vazgeçmesini istiyoruz.